Sayın Hekimhan, bir baba çocuğuna uyguladığı şiddet karşısında dayak yiyen çocuğun hakkını arama şansı var mıdır? Şimdi hak aramak için herkes hak arayabilir. Bir çocuk babasından, annesinden şiddet görürse bunu yetkili makamlara bir şekilde ilettiği zaman gerek 155 polis imdat arayarak, gerek karakola giderek, gerek adliyeye, savcılığa giderek eğer ihbarda bulunursa, yani yaşı küçük bile olsa, yaşı küçük olursa taraf olması, direkt taraf olamaz belki ama hani kendisinin velisinin aleyhinde olan şikayeti olduğu için o zaman karakol olsun, savcı olsun, bunu reysen dikkate alırlar, ya bu çocuğa bir kayyum vasi tayin etme ihtimalleri de olabilir. Yani kişi babasının, annesinin velayeti de kaldırılabilir bu durumda ortadan ve o kişiye bir vasi tayin edilir. O vasisinin yardımıyla davalar takip edebilir. Ve bu olay intikal ettiği zaman şeye, karakola veya adliyeye mutlaka bir soruşturma başlatılır. Başlatılan bu soruşturmanın sonucunda da olayın ortaya çıkması, ispatlanması halinde bu eylemde bulunan anne veya baba ceza yer. Ha, burada şöyle bir olay var. Normalde insanların yani birbirine karşı uyguladığı şiddet zaten etkili eylem ya da müessir fiil olarak cezası öngörülen bir suçtur. Bu suç anne baba tarafından çocuğa şiddet uygulandığı zaman bu müessir fiilin, yani şiddet eyleminin ağırlaştırıcı sebebidir. Çünkü çocuk anne ve babasının gözetimi altında, korunması altında ve onun yetiştirmesi altındadır. Ha, bu suçun ağırlaştırıcı sebeplerinden birisi olarak ortaya çıkar. Yani herhangi bir kişiye gidip bir tokat attığınız zaman yiyeceğiniz cezanın çocuğunuza karşı yaptığınız zamanki arasında fark vardır. Çocuğa karşı yapılanın cezası daha ağırdır.